Merhaba arkadaşlar, bugün 8. sınıf Meb Yayınları sayfa 66 ile 69 arasındaki çalışmaları birlikte yapmış olacağız. İlk çalışmamız sayfa 66'daki sıra sizde bir kısmını yapmış olacağız. Sorumuzda demiş ki arkadaşlar, kök 43 ve kök 90 ifadelerin hangi doğal sayılar arasında ve bu sayılardan hangisine daha yakın olduğunu ayrı ayrı bulunuz demiş. Kök 43'e bakalım. Hangi iki tam kare ifade arasında arkadaşlar? Kök 36'dan daha büyük, kök 49'dan daha küçük bir sayı. 36 kök dışına ne olarak çıkar arkadaşlar? 6 olarak. Kök 49'da 7 olarak. O zaman kök 43 6 ile 7 doğal sayı aralığında diyoruz. Aralığımızı belirledik. Hangisine daha yakın olduğunu belirleyin demiş. Bakalım 36 ile 43 arası kaç mesafe? Hemen onu tespit edelim. 36 ile 43 arası 7 mesafe. 43 ile 49 arası 6 mesafe. Hangisine daha yakın? 6'ya daha yakın, yani 6 birim olana daha yakın. 49'a daha yakın. O yüzden 7'ye daha yakın olarak tespit etmiş olduk. Şimdi diğer sayımıza geçelim. Kök 90'a. Kök 90'ı yapıyorum. Kök 90 tam kare olarak kök 81'den daha büyük, kök 100'den daha küçük arkadaşlar. Yani 9 ile 10 arasında bir aralığa sahip kök 90 sayısı. Hangisine daha yakın olduğunu tespit edelim şimdi. 81 ile 90 arası 9 mesafe. 90 ile 100 arası 10 mesafe. Buraya daha yakın, bakın 9 mesafe olduğu, 9 sayısına daha yakın oldu. En yakın olduğu ifadeleri de kutucuk içine almış oldum. Ayrı ayrı bu şekilde kök 43 ve kök 90 sayılarının yakın olduğu sayıları tespit etmiş olduk sayfa 66'daki çalışmamızda. Şimdi 67'deki düşünme zamanı ile devam ediyoruz. 66'yı temizledik. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Demiş ki düşünme zamanında aşağıda verilen soruları yönergeye göre cevaplayınız. Üzerlerinde rakamları birbirinden farklı olan doğal sayıların yazılı olduğu kartlar. Kartın üzerindeki sayı bir tam kare sayı ise kareköküne eşit numaralı kutuya. Kartın üzerindeki sayı tam kare olmayan doğal sayı ise kareköküne en yakın numaralı kutuya atılacaktır. Son durumda her kutuda bir kart olacaktır demiş. Bakın tam kare ifade ise o kutuya, değilse de en yakın, hangisine en yakınsa ona atılması istenmiş. Son durumda da her kutuda bir kart olacakmış. A şıkkımız demiş ki kartlar üzerinde verilen sayılar iki basamaklı olduğuna göre A, B, C, D ve E harflerinin alacağı değerler toplamı en az kaçtır diye sorulmuş. Dikkat edersek arkadaşlar en az olmasına dikkat edeceğiz toplamının ve üzerlerinde rakamları birbirinden farklı olan doğal sayıların yazılı olduğu kartlar. Yani rakamları birbirinden farklıymış sayılarımızın, ona da dikkat etmemize gerek var diyoruz. Şimdi başlayalım. Şu sağ taraftan başlıyorum arkadaşlar. Şimdi buraya E yazabileceğimiz en az kaç olabilir? E yerine 9'un karesi 81. O yüzden buraya karekökü 9 olan bir sayı olması için 81 civarında sayı yazmam lazım. En az dediği için 81 yazsam olur ama 80 yazsam da olur. Neden? Çünkü bu en yakın 81'e yakın olduğu için karekök dışında çıktığında da bu ifademiz ne olacak arkadaşlar? 9'a yakın olmuş olacak. O yüzden minimum al dediği için E'yi 0 aldım, 80. Çünkü karekök dışına çıktığında da 9'a yakın bir sayı olmuş olacak. Çünkü 9'un karesi 81 oldu. E'yi 0 aldım. Devam ettim. Bunun karesi 64. Burası 4 olabilir ama en az al dediğinde 60 olarak alabilirim. D'yi de 0 aldım arkadaşlar. 60 olarak bu ifadeyi de belirledim. Devam ettim. Rakamlar birbirinden farklı olsun diyor. Bakın D'yi farklı almamıza gerek yok arkadaşlar. C'ye geçtim. Burada arkadaşlar 7'ye ulaşamam. 36, 6'ya daha uygun burası. C yerine 6 alırsam 36 yapar. 6'nın karesi olur. Ama 30 alsam da ne olur bakın. 0 alsam da 30 olsa yine 36 ile 25 arasında olur ama 25'e daha yakın olur. O zaman 31 almamız lazım. 31 alırsam bu ifadede 36'ya yakın olduğu için 25 ile 36 arasında 36'ya daha yakın. O yüzden bu kutuya girmiş olur. Şöyle atalım. Bu da buraya gitti. Bu da buraya gitti. Şimdi A ve B kaldı. Birisini 25'e birisini 49'a göndermem lazım. Şurayı 49'a gönderelim. Çünkü 42 ifadesi nedir arkadaşlar? 49'a yakındır. 36'ya 6 birimde, 49'a 5 birimde. O yüzden 42 ifadesi 7'ye gidebilir. Burayı da 23 aldığımızda bu da 25'e yakın olduğu için 25'e gidebilir. Bu şekilde sayılarımızı aldığımızda olur arkadaşlar. Rakamları da birbirinden farklı seçtik mi? Rakamları da birbirinden farklı seçmiş olduk. Bu şekilde A'yı, B'yi, C'yi, D'yi ve E'yi bulmuş oldum. Değerler toplamını sordu. Toplayalım. A 2, B'yi 4 aldım. C'yi 1 aldım. D'yi 0 aldım. E'yi de 0 aldım. Topladığımızda 2, 4 daha 6, 1 daha 7 olacak şekilde toplamış olduk. Burada A, B, C, D'nin farklı rakamlar olduğunu ifade etmemiş. O yüzden D ve E'yi 0 seçmeyi tercih ettim arkadaşlar. Sadece iki basamaklı rakam sayıların birbirinden farklı olmasını istemiş. O yüzden D ve E'yi 0 olarak kabul ettim diyoruz. A'yı bu şekilde çözmüş olduk. Şimdi B'ye geçtim. Burayı temizleyelim. B'ye geçelim. B şıkkında demiş ki kartlar üzerinde verilen sayılar 3 basamaklı olduğuna göre K, L, M, N ve P harflerinin alacağı değerler toplamı en çok kaçtır diye sorulmuş. Bu sefer dikkat ederseniz arkadaşlar en çoğu sormuş. Yine rakamları birbirinden farklı kullanmamız isteniyor soru gereği. Şimdi 14 196 karesi. O zaman 196'ya yakın olacak şekilde en fazla seçeceğimiz sayı burası. 189 olabilir. N'yi en fazla 9 olarak seçebiliriz. Alabileceğimiz maksimum değer bu. 196'ya yakın olduğu için de bu kutucuğa gitmiş olur. 13 169'un karesi. 169'a yakın bir ifade olacak. 196'dan da aralığında olacak. Buna daha yakın olması lazım. Buraya yazabileceğim maksimum değer, eğer bakın 180 yazsam buraya 11 uzaklıkta, buraya 16 olur. 181 yazarsam buraya 12, buraya ise 14 olur. Buraya 182 yazsam olmaz. 183 yazarsam, 183 yazdığımda buraya 24 birim, buraya 23 birim olmadı. Bir önceki oluyor arkadaşlar. 182 yazarsak buna bakın 23 birim. Buna ise pardon, yanlış olmasın, bir daha sayayım. Buraya 13 birim. Buraya ise 14 birim olmuş oluyor ve 13'e gitmiş oluyor. Tamam, şimdi oldu. 182 yazarsam sağlıyor arkadaşlar. L yerine alabileceğim maksimum değer 182 olması gerekir diyoruz. Devam ettik. Şunu 12'ye gönderelim. Mesela burası maksimum alabileceğimiz değer M yerine 1 olur arkadaşlar. Çünkü 156 144'e yakın bir sayı, oraya gitmesi gerekir. Tam sınırda, çünkü 156 112'ye 144'e 12 birim uzaklıkta, 169'a 13 birim uzaklıkta. O yüzden buraya 1 yazdığımızda tam buraya gelmiş oluyor. Alabileceğimiz maksimum değer 1, yani burada da. Devam ettim. 11 ve 10 kaldı. 11 121'in karesi. Buraya 121'in olacak şekilde 132 alsak maksimum buraya. 121 ile 144 arasında bir değer midir? Evet, buna 11 birim, buna 12 birim tam denk gelir. P bu da bu şekilde yerleşmiş oldu. Tamam, sağladı. Son olarak buraya geçtiğimizde buraya arkadaşlar K yerine 0 yazarsam 100 olur. Onun tam karesi olur. 110 yazarsam 10'a yakın olur. Ama rakamları birbirinden farklı olmaz. 120 yazarsam bu sefer de 11'e yakın olur. O zaman şurayı bir değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Şurada bir hata çıktı. Çünkü burada 110 verebilirim. Ama 110 verdiğim takdirde rakamlar birbirinin aynısı oluyor. O zaman bu ifademiz 11 ile eşleşmesi lazım. Şurayı sildim. Şunu da sildim çünkü onu da tekrar güncellenecek. Şimdi tekrar oradan başa aldım. Buraya 120 verdiğimizde bu 11'e yakın bir sayı oldu. Maksimum alabileceği değer. Buna geçtiğimizde bu da 10'a yakın olması için kaç olur arkadaşlar? P yerine 0 verirsem 102 olur. 1 verirsem rakamlar farklı olmuyor. 2 verirsem yine rakamlar farklı olmuyor. O zaman buraya da verebileceğimiz en büyük değer 102 olabilir. P yerine de 0 kullanabiliriz diyoruz. Bunların rakamları toplamı. K yerine 2 aldım. M yerine 1 aldım. Burada yine rakamları pardon şu 102 olacak. Şurayı karıştırmışız. Burayı da düzeltelim. Bir sıkıntı çıkmadı şu anda. 102 olacak. Devam ettim. 2 aldım, 1 aldım, 0 aldım. Burada L yerine 2 aldım. N yerine 9 aldım. Hepsini topluyorum. 2 1 daha 3, 2 daha 5, 9 daha 14 maksimum değerine ulaşmış olduk arkadaşlar. Bu şekilde B'yi de yapmış olduk. Eşleştirmeleri diyoruz. Ve ileriki kısımla devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı temizledim. Sayfa 68'deki çalışmalarla devam edelim. Alıştırmamıza geçtiğimizde demiş ki birinci soruda aşağıdaki kareköklü ifadelerin hangi ardışık doğal sayılar arasında olduğunu belirleyiniz. En yakın tam kare ifadelere bakıyorum. Kök 16, kök 25 yani kök 18 bu iki arasında. O da 4 ile 5 arasında demek oluyor. Kök 18 için 4 ile 5 aralığında bir yere sahip olduğunu belirleyiniz demiş. Nerede olduğunu belirlemiş olduk. İkinciye geçtim. Kök 43. Kök 43 kök 36 ile kök 49 arasında arkadaşlar bu aralığa sahip. Bu 6'nın karesi, bu da 7'nin karesi olduğu için 6 ile 7 arasında bir aralığa sahip diyoruz kök 43 için. En yakın tam kare ifadeleri burada yakalayabilmemiz lazım. Kök 58 kök 64 ile kök 49 arasında, kök 49 ile kök 64 arasına yazacağız. Bu 7'nin karesi, bu da 8'in karesi. 7 ile 8 arasına kök 58'i yerleştirebiliriz diyoruz. Son olarak C şıkkına geçtiğimizde kök 85, kök 81 ile şu biri düzeltelim. Kök 81 ile kök 100 arasında yani 9 ile 10 aralığında bir yere sahip kök 85 sayımız. Bu şekilde en yakın tam kare ifadeleri bulup onların karekök dışına çıkmasını sağlıyoruz. Birinci sorumuzun cevabı için. İkinci soruyla devam ediyoruz. Burayı temizledik. İkinci sorumuza doğru geçtik. Aşağıdaki kareköklü ifadelerin en yakın olduğu doğal sayıları belirleyiniz. Burada bakın hem aralık belirleyeceğiz hem de en yakın hangisinin olduğunu belirlememiz istenmiş. Kök 21, kök 16 ile 4'ün karesi ile 5'in karesi olan 25 arasında. Kök 16 ile kök 25 arasında. Burada hangisine daha yakın? Buna 5 birim, buna 4 birim. Gördüğünüz gibi kök 25'e daha yakın yani 5'e daha yakın bir ifade diyoruz. A şıkkımızın cevabı için arkadaşlar. B'ye geçtim şimdi. Kök 30. Kök 25 ile kök 36 arasında hangisine yakın? Buraya 5 birim, buraya 6 birim. Tabii ki de buna yakın. Yani bu da yine 5'e yakın bir sayı çıkmış oldu. 3'e geçtim. Kök 42. Kök 36 ile kök 49 arasında buna 6 birim, buna 7 birim. Tabii ki de buna daha yakın. 6'ya yakın çıktı. Son olarak kök 92'ye bakalım. Kök 92, kök 81 ile kök 100 arasında buna 11 birim, buna 8 birim. Gördüğünüz gibi 8 birim olana daha yakın. Burada da 10'a yakın olmuş oldu. Aradaki farka bakarak hangisine daha yakın olduğunu tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Aralığı belirledim. Hangisine daha yakın olduğunu farkına alarak bakmış oldum. İkinci sorumuzun cevabı için. Üçüncü soruya geçtim. Burayı temizliyoruz. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Üçüncü sorumuz demiş ki bir doğal sayının karekökü 7 ile 8 doğal sayıları arasındadır. Buna göre bu doğal sayının alabileceği en büyük değer kaçtır diye sormuş. Şimdi karekökü bu aralıktaysa Yani kök 49 ile 7'nin karesi olan 49 ile kök 64 arasında bir yerde bu sayımız. Arasında, buna göre bu doğalsanın alabileceği en büyük değer kaçtır? Bu aralıkta kareköklü bir ifadenin alabileceği maksimum değer kök 63'tür arkadaşlar. Çünkü kök 64 olursa 8'e eşit olur. Ondan biraz küçük, en büyük alabileceğimiz değer kök 63 değeridir. Bu sayımızın karekökü 7 ile 8 arasında yer alır diyoruz. Cevabımız kök 63 olması gerekir. 3. sorunun cevabı olarak. 4. soruya geçtim. 13 ve 91 doğal sayıların karekökleri arasındaki doğal sayıların toplamını bulunuz demiş. Evet, yapalım arkadaşlar. 13 ve 91 doğal sayıların karekökleri arasındaki, hemen bakalım, kök 13 ile kök 91 arasındaki doğal sayıların. Bu aralıkta arkadaşlar tam kare olan ifadelere bakıyorum. Kök 16 var bu aralıkta. Şöyle yazalım. Bu aralıkta kök 16 var tam kare doğal sayı olarak. Kök 25 var. Kök 36 var. Kök 49 var. Devam ettim. Kök 64 var. Kök 81 var. Başka da yok arkadaşlar. Yani 4'ün karesi var. Bunu da farklı kalemle yazalım, karışmasın. Doğal sayı olarak 4 var. 5 var. 6 var. 7 var. 8 var. 9 var. Bu aralıkta işte bu sayılarımız var arkadaşlar. Bu şekilde tespit etmiş olduk. Doğal sayıların toplamını bulunuz demiş. Toplayalım. 4 artı 5 artı 6 artı 7 artı 8 artı 9'dan. 4 artı 5 9, 6 daha 15, 7 daha 22, 8 daha 30, 39 şeklinde toplamı da ulaşmış olduk diyoruz. Bir hata olmasın, bir daha bakalım. 9, 15, 22, 30, 39 şeklinde 4. sorumuzda çözmüş olduk arkadaşlar. Bu aralıktaki doğal sayıların toplamı olarak. 5. soruya geçtim. Sayı doğrularında verilen kareköklü ifadelere sağdan ve soldan en yakın olan doğal sayıları belirleyiniz demiş. Kök 55 sayısı arkadaşlar hangisine yakındır? Tabii ki de kök 49 ile kök 64 arasında, yani 7 ile 8 arasında bir sayıdır bu. A şıkkımızın cevabı. B'ye geçiyorum şimdi. Kök 265 kaçın karesi arkadaşlar? 225 15'indi. 16'nın 256. O zaman 256 ile kök 256 ile 17'nin karesi 289 arasında, 16 ile 17 aralığında bu aralığımızda tespit etmiş olduk. Üçüncüye geçelim. Kök 132 121 ile kök 121 ile kök 144 arasında, kök 132 sayısı ve burası 11, burası da 12, 11 ile 12 arasında diyoruz. En yakın olduğu sayılar. Son olarak kök 310'a geçtim. Kök 310'u yapalım. 310, 17'nin karesi 289'du. 18'in karesi 324. O zaman bu ifade 289 ile 17'nin karesi ile 18'in karesi arasında, 324 arasında olmuş oldu. 17 ile 18 arasında bir yere sahip diyoruz. Bu şekilde de C şıkkını tamamlamış olduk en yakın sayılar olarak. Sayfa 68'i bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Son sayfamız olan 69'a doğru geçiyoruz. 6. soruda demiş ki Tuğba Hanım elindeki 35 metrelik ipin kök 250 metresini kullanmıştır. Geriye kalan ipin uzunluğunun metre cinsinden değerin hangi doğal sayıya daha yakın olduğunu bulunuz demiş. Şimdi kök 250 neye yakın, onu bulmamız lazım. Kök 250 sayısı arkadaşlar kök 256, yani neye yakın? 16'ya yakın bir sayı. 16'nın karesi 256 idi. O yüzden bu sayı 16'ya yakın bir sayı. 16'dan hafiften küçük bir sayı. O zaman 35'ten 16'yı çıkardığımızda buna hangi ifadeye yakın olduğunu bulmuş olacağız. 250'nin yaklaşık değerini bulmamız isteniyor yani özetle burada bizden. Kök 250 16'ya yakın bir sayı. 35'ten 16'yı çıkardığımızda geriye kalan ipi sorduğu için 15'ten 6 çıktı 9. Burada 2 kaldı. 2'den 1 çıktığında 19'a yakın bir sayı olmuş oldu arkadaşlar. Cevabımız diyoruz. Tabii virgüllü olursa 19 küsuratlı ama en yakın olduğu sayı 19 olduğunu tahmin etmiş olduk. Çünkü 250 en yakın 256 yani 16'nın karesine yakın olduğu için bunun cevabı da 19'a yakın bir sayı olması gerekiyor dedik 6. sorumuzun cevabı olarak. 7. soruya geçtim şimdi arkadaşlar. Akif'in mekanik kaleminin ucunun boyu kök 91 santimetredir. 1 saatte ortalama 1,5 santimetre uç kullanan Akif'in 3 saat sonra kaleminde kalan ucun boyunun santimetre cinsinden hangi doğal sayıya daha yakın olduğunu bulunuz demiş. Şimdi hemen yapalım arkadaşlar. Bir saatte ortalama 1,5 santimetre. Özür dileriz arkadaşlar. Evet. Akif'in 3 saat sonra. Şimdi 1 saatte 1,5'sa 3 saatte arkadaşlar 1,5'u 3 ile bir çarpalım. 5 kere 3 15 elde var 1. 3 kere 1 3 elde eklediğimizde 4. 4,5 santimetre kullanmış olacak. Peki kalemin ucu boyu 91'miş. Kök 91. Kök 91 ne ile neyin arasında arkadaşlar? Kök 81 ile kök 100 arasında. Dikkat ederseniz 81, 91, 10 mesafe, 91, 100, 9 mesafe. Tam ortalarında yani 9 ile 10'un tam ortasında. Yani biz bu sayıyı 9,5 olarak kabul edebiliriz yaklaşık olarak. O zaman 9,5 santim uzunluğunda bir kalemimiz var. Bunun 4,5 santimetresi kullanıldıysa 9,5'tan 4,5'ü çıkardığımızda kaç santime yakın kaldığını bulmuş oluruz. 5'ten 5 çıktı 0, virgül 9'dan 4 çıktı 5. 5 santime yakın bir sonuç bulmuş olduk. Bunun cevabı 4,5, bunun cevabı 9,5. Tam 9 ile 10 arasında olduğu için o yüzden çıkardığımızda 5'e yakın bir sayı çıkmış olması gerekiyor dedik 7. sorunun cevabı olarak. 8'e geçtim arkadaşlar. Burayı temizledik. Zehra'nın silgisinin boyu 5 ile 6 santimetre arasında olup 6 santimetreye daha yakındır. Buna göre Zehra'nın silgisinin boyunun santimetre cinsinden hangi doğal sayıların karekökü olarak ifade edilebileceğini bulunuz demiş. Bakın 5 ile 6 arasındaysa o zaman karelerin karekökü olarak düşündüğümüzde 25 ile 36 arasında bir aralığa sahip. Çünkü bu 5'in karesi, bu da 6'nın karesi. 5 ile 6 arasında dediği için 25 ile 36 arasında. Diyor ki bize 6 santimetreye daha yakın. Bakın 6 santimetreye daha yakın. Yani 36'ya daha yakın. Hangi ifadeleri alabilir? Şimdi 25 ile 36 arasında 30'u alırsam kök 30'u buna daha yakın olmaz. 31'i alırsam buna daha yakın. O zaman kök 31'i alabilirim. Sadece bu değil. Kök 32'yi de alabilirim. Kök 33, kök 34 ve kök 35'i alabilirim. Daha yakın dediği için, arasında dediği için kök 36'yı almıyoruz. Kök 31, kök 32, kök 33, kök 34 ve kök 35'i alabiliriz diyoruz arkadaşlar. O zaman hangi doğal sayıların karekökü olarak ifade edilebileceğini bulunuz. 31'in, 32'nin, 33, 34 ve 35'in karekökü şeklinde ifade edilebilir dedik 8. sorumuzun cevabı için. Ve son olarak 9. sorumuza doğru geçiyoruz. Burayı temizledik. Pardon 10. sorumuz da varmış arkadaşlar. 9 ve 10'a geçtik. 9. sorumuz dairenin alanı pi çarpı r kare formülü ile bulunur. Yukarıda verilen merkezlere aynı doğru üzerinde olan 3 dairenin alanı küçükten büyüğe doğru sırasıyla 75, 108 ve 144 cm²'dir. Buna göre A noktası ile C noktası arasındaki mesafenin santimetre cinsinden hangi doğal sayıya daha yakın olduğunu bulunuz diye sormuş. Şimdi alanları verilmiş 75, 108 ve 144. Formüle bakarsanız pi çarpı r kare. Şimdi pi çarpı r karede arkadaşlar pi'yi 3 aldığımızda soruda diyor r kare sonuç 75 olsun. 3 ile hangi sayıyı çarparsam 75 olur? 25'i. R kare 25 ise bakın burada R ne çıkar arkadaşlar? 5 çıkar. Yani birincide yarıçapımız 5'miş. Birincide bulduk. Hepsinde bu formülü kullanarak yaklaşık bir değer bulmaya çalışacağız. Bu birinciydi. İkincide pi çarpı r kareden pi yerine 3 yazdım. R kareyi bilmiyorum. Sonuçta 108 olacak. 3 ile kaçı çarparsam 108? 36'yı. Yani r buradan 6 olarak bulundu. 6'nın karesi 36. Bunu da buldum. Son olarak üçüncüyü bulalım şimdi. 144 pi çarpı r kare eşittir 144. Pi'ye 3 aldım. 3 çarpı r kare eşittir 144. 144'ü 3'e böldüğümüzde kaç çıkar arkadaşlar? 48 çıkıyor. R kare eşittir 48. Şimdi burada R neye yakın? Dikkat edelim. 49 olsaydı 7'nin karesiydi. Çok yakın zaten. O zaman R'yi yaklaşık olarak 7 gibi düşünebiliriz. R kare 48 ise 49 gibi düşünürsek R'yi de 7 gibi düşünebiliriz. Yani burada da yarıçapı 7 birim buldum. Diğerinde 6 olarak bulmuştum. Şuraya 6 olarak bulmuştum B'ninkini. Bu B'ninki şu morla pembeyle yaptığımız A'nınki arkadaşlar. Şu da maviyle yaptığımızda C'ninki. Şimdi bulduklarımızı yazdık. Diyor ki A ile C noktası arasındaki mesafe hangi sayıya yakındır? Şimdi yaklaşık olarak onu bulmaya çalışalım. Toplayacağız. 5 artı 6 11, 6 daha 17, 7 daha 24 santime yakındır diyoruz bu cevabımız. Yaklaşık olarak R'leri bulduk. Zaten şu ikisi sabit. Şurada yaklaşık olarak bulduk. Topladığımızda da 24 santime yakın bir sayı olduğunu tespit etmiş oluyoruz 9. sorumuzun cevabı için. Dikkat gereken güzel bir soruymuş 9. sorumuz arkadaşlar. Dairenin alanını içerdiği için biraz daha dikkatli yapmamız gerekir dedik ve 10. soruya geçtik. 1BC 3 basamaklı ve 1C 2 basamaklı doğal sayılardır. 1BC artı 1C işlemin sonucu tam sayıdır. Buna göre B artı C ifadesinin değerinin hangi tam sayıya daha yakın olduğunu bulunuz diye sormuş. Şimdi birlikte yapalım arkadaşlar bu soruyu. Evet, 2 basamaklı doğal sayıdır. İşlemin sonucu tam sayıdır. Buna göre B artı C. Sonucun tam sayı olabilmesi için bu tam kare ifade olması lazım. Bu da tam kare ifade olması lazım. Sonu başı 1 ile başlayan tam kare ifade 16 var arkadaşlar. O zaman C yerine alabileceğimiz sayı 16 olması lazım. 6 olması lazım yani. Tam kare ifade olabilmesi için. Onlarda sadece 16'nın karesi var. O yüzden C'yi 6 aldım. Devam ettim. C'yi 6 aldıktan sonra 1 ile 6 var. Başı 1 sonu 6 olan tam kare ifadeler 121 değil, 144 değil, 169 değil, 196 var. O zaman bu da 196 oldu. B yerine de 9 gelmiş oldu tam kare ifade olarak. Şimdi bakın toplarsa 196 14 olarak gelir. 16 4 olarak gelir. Toplandığında işlemin sonucu 18 olur ve tam sayıdır. Sağlamış olur. B ve C'yi de sağlamış oldu o zaman. Şimdi B ve C'nin toplamını karekök içine yazalım. Şu ifadeyi yapıyorum. 9 ile 6'yı kök içine topladım. Kök 15 cevabına ulaştım. Diyor ki ifade değerin hangi tam sayıya daha yakın olduğunu bulunuz. Kök 15 hangi sayıya yakın arkadaşlar? Kök 16'ya yani 4'e yakın bir sayıdır diyoruz. Hangi tam sayıya yakın? 4'e yakın bir sayı olarak karşımıza gelmiş oldu. Onun sorumuzun cevabı için yine dikkat gereken güzel bir soru arkadaşlar. Onun soruyu da bu şekilde çözmüş olduk ve sayfa 69'u tamamlamış oluyoruz. Burada videoyu tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir dahaki çalışmamızda A kök B şeklinde yazma kısmına yapacağız. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.